Türkiye Barolar Birliği'nde başkan değişti. Onlarca baro tarafından iktidara yakın olmakla eleştirilen, çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan büyük eyleme destek vermeyen Metin Feyzioğlu, pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen genel kurulda koltuğu kaybetti. Yeni Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Ankara Barosu Başkanlığı da yapan Erinç Sarkan oldu. Hukukun üstünlüğünün tesisi için yeterli çabayı sarf etmediğine inandığımız bir anlayışın bugün itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi. Yeni başkan Ankara eski baro başkanı Erinç Sakan oldu. Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey söylüyorum. Neyi güzel konuşuyorsun canım? Neyi yanlış söylüyorsun? Başkan sen yanlış konuşuyorsun. 2014 yılında yargı yılı açılışında Erdoğan'la yaşadığı tartışma büyük ses getirmişti. Yıllar içinde Feyzioğlu'yla iktidar arasındaki gerilim bitti. Son dönemde barolar tarafından iktidara yakın olmakla eleştiriliyordu Feyzioğlu. Avukatlara da belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, tabii tüm avukatlara değil, değil mi? Metin Feyzioğlu'nun avukatlara yeşil pasaport düzenlemesi için Beştepe'de Cumhurbaşkanı'na alkışları baroların tepkisini çekmişti. Baroların yapısını değiştiren çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan büyük yürüyüşe de katılmadı Feyzioğlu. Ankara girişinde günlerce bekletilen baro başkanlarını bir kez ziyaret etti. Onda da protesto edildi. Provoke etmeyin Metin Bey. Provoke etmiyorum arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Yani. Çok teşekkür ederim. Sayemizde oldu bu tane. Sayemde olmadı ama... Evet. Birliği siz bozdunuz. Çoklu baro düzenlemesi baroların itirazına rağmen kabul edildi. Ankara, İstanbul, İzmir gibi avukat sayısı fazla olan illerde delege sayısı azaltıldı. Feyzioğlu düzenlemeye destek vermekle eleştirilirken, istifaya çağrılırken pandemi gerekçesiyle baro genel kurulları da ertelendi. Siyasi parti kongreleri yapılırken. Ben hayatımın en büyük hatasını yaparak önce oraya gitmek yerine araçları durdurdum. Önce oraya gitmeliydim. Önce orada önleri kesilmiş baro başkanlarının yanında olmalıydım. İşte öz eleştiri bu. Haklısınız. Hayır, basit bir hata değil. Çok ağır bir hata. Çok ağır bir hata söylüyorum size. Bir yıl sonra Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda çoklu baro düzenlemesine karşı yapılan yürüyüşe katılmamam hataydı cümlesini kurdu Feyzioğlu. Ama o cümleler yeniden başkan seçilmesini sağlamadı. 2013 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nı kaybetti. Feyzioğlu'nun 156 oyuna karşı Erinç Sakan 182 oyla Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Anayasa Mahkemesi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı ve tartışmaya açıldığı bir noktada Türkiye Barolar Birliği'ne yurttaşlarımızın çok ama çok ihtiyacı bulunmaktadır. Erinç Sakan, çoklu baro düzenlemesine karşı eylemlerde en ön saftaki baro başkanlarından biriydi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı sonrası YSK'nın tam karşısındaki Ankara Barosu binasına "Hukuksuzluğun tam da karşısındayız" pankartıyla gündeme gelmişti. Türkiye Barolar Birliği seçimi sonrası Erinç Sakan cephesinde sevinç kameralara yansıdı. Feyzioğlu cephesinde kaybetmenin üzüntüsü.